Sevgili seyirciler merhaba. Uzman Reçetesi'nde bu hafta Profesör Doktor Ali Ergün, perinatoloji ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile birlikteyiz. Ali Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam önce vakit ayırdığınız için, programımıza katıldığınız için size teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biz kadın hastalıkları ve doğum konusunu biliyoruz iyi kötü. En azından etrafımızda duyduk. Fakat hocam bu perinatoloji nedir? Perinatologlar ne yapar? Perinatoloji, kadın doğumun bir üst ihtisas alanıdır. Daha kolay anlaşılır şekilde söylemek gerekirse örneğin dahiliye uzmanı vardır. Üstüne ikinci bir ihtisas yapar. Gastroenteroloji uzmanı, hematoloji, onkoloji uzmanı vesaire gibi. Kadın doğumunda 3 ana branşı var. Bunlardan bir tanesi perinatoloji yani gebelik bilimi. Bir diğeri reproduktif endokrin ve infertilite, tüp bebek ve üreme ile ilgili konular. Ve sonuncusu da genital kanserler. 2012 yılında resmi olarak ki benim de içinde bulunduğum bir komite tarafından perinatoloji yan dalı ülkemizde kuruldu. Beraberinde aynı dönemde de jinekolojik onkoloji bölümü kuruldu. Dünyada çok eskiden beri var, 30 senedir belki var. Ama ülkemizde de artık kuruldu. Burada perinatoloji demek, kadın doğumunun içinde bulunan gebelikle ilgili daha üst düzey konuların irdelendiği ve çözüme ulaştırdığı branş demek. Yani temel olarak belki gebelik bilimi sizin tabiriniz değerlendirilebilir. Hocam, gebelikte takip nasıl yapılır? Yani biz kadın doğum mütehassısı arkadaşlar yapıyorlar. Ne zaman size başvurulmalı? Gebelik takibiyle ilgili dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Şimdi ülkemizde yaklaşık yılda 1 milyon 400 bin doğum oluyor. 1 milyon 400 bin doğum, eşleriyle beraber 2 milyon 800 bin, yakınlarıyla beraber hesaplayacak olursanız yılda nereden baksanız 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu aslında. Anne ve bebek sağlığı açısından da çok önemli bir konu ve bizim uğraştığımız kesim ise özellikle genç kesim. Son zamanlarda tabii ileri yaş annelerde var ama daha çok genç. Ben bunu şöyle bir şey anlatayım. Örneğin sizin branşınızla ilgili ya da bir kardiyoloji ya da onkoloji ile ilgili bir ölüm olduğunda genellikle şöyle bir ilan vardır. Vefat ve teşekkür. Yani uzun süredir annemize ya da babamıza bakıldı. İşte büyük çabalar gösterdi ve kaybettik. Teşekkür ediyoruz diye doktora ve hastane personeline yazar. Hiçbir şekilde doğumda ölen bir bebek ya da anne için böyle bir teşekkür gördünüz mü? Yok. Çok önemli. Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde anne ya da bebek kaybetmememiz gerekiyor. Bunun nedeni ise kaybedilmesi mümkün olmayan bir konuyla uğraşıyoruz. Çoğu kez kaybetmemiz mümkün değil. Genellikle anne ölüm oranıyla ilgili bir fikir olsun gene bir şey söyleyeyim. Dünyada yaklaşık günde 1600 tane anne gebeliğe bağlı komplikasyonlardan dolayı hayatını kaybeder. Dolayısıyla bunları da irdelediğimizde bu ölen annelerin %90'dan fazlasının iyi bakım almayan ya da düşük sosyoekonomik düzeydeki kişiler olduğunu görürüz. Ve ölen annelerle ilgili yapılan araştırmalarda baktığımızda en az yarısının önlenebilir ölümler olduğunu biliyoruz. Bu girişten sonra şunu anlatmak istiyorum. Bize perinatoloji uzmanına ne zaman gelecek? Tabii biz Türkiye'de 130-140 kişiyiz. Perinatoloji uzmanı olan 1 milyon 400 bin gebeyi görmemiz mümkün değil. Ama bize daha önceden yüksek riski olan ailesel olsun, yaşadığı gebelikler olsun ya da sistemik hastalıklar olsun. Örneğin kapak hastalıkları değil mi? Kapak hastalığı artı gebelik olacak. Bunları biz gebe kalmadan önce görmek istiyoruz. Gebe kalmadan önce alınacak tedbirler var. Örneğin tip 1 diyabeti var. İnsülin kullanıyor.
Biz burada hastanın şekeri regüle olmadan gebe kalmasına izin vermek istemiyoruz. Örneğin hemoglobin A1C değeri yüksek şeker gittiğini gösteren bir değerdir. 8'in üzerinde gitmişse ve o dönemde hamile kalmışsa kadıncağız, bebeğinde anomali olma ihtimali bir anda 5 kat artıyor gibi. Öncelikle gebelik öncesi görmek istiyoruz. Daha sonra meslektaşlarımız bu işi çok iyi yapıyor zaten. Kadın doğum uzmanı olan arkadaşlarımız. Fakat bize konsülte etmelerini istiyoruz. Ve eden arkadaşlar da çok var. Dünyada da bu böyle. Bunlar da ne zaman konsülte ediyorlar bize? Özellikle yüksek riskli gebelik olduğu vakit, daha çok olmak üzere, gebeliğin belli dönemleri var, can alıcı, tam değerlendireceğimiz. Bunların bir tanesi 11-14. Hafta. Bir diğeri 20-22. Gebelik haftası. Halkımızın anlayacağı şekilde söylemek gerekirse 3 aylıkken, 4,5 aylıkken ve bir de 30-32 haftada, yani aşağı yukarı 7,5 aylıkken bize konsülte etmeleri gerekiyor rutinde. Ama rutin dışı bir durumda ise her vakit gelişen bir komplikasyonda bizlerle görüşmeleri gerekiyor o şekilde. Hocam o zaman biraz daha girersek, gebelik bilimi diye başladık söze. O zaman iki ayağı var. Tabii ki bir anne sağlığı var ve bir de bebeğin sağlığı var. Şimdi anne sağlığı açısından riskli bir gebelik varsa, örneğin sizin söylediğiniz gibi bir diyabetikse ya da bir romatizmal kalp hastalığı varsa veya bir böbrek yetmezliği problemi varsa, kronik kullandığı bir takım ilaçlar varsa, sonuç itibariyle mutlaka bir perinatoloji uzmanının denetiminden geçmesi kesinlikle, gerektiğini söylüyorsunuz. Kesinlikle. Peki hocam, aslında burada multidisipliner bir yaklaşım gerekmiyor mu? Kesinlikle. Yani hem endokrin, kardiyoloji, nefrolog, bütün bu anlamda sizi bir tür orkestra şefi olarak da değerlendirebilir miyiz? Çok doğru bir yaklaşım. İyi soru oldu. Çünkü perinatoloji bu hastanın bakımını ve takibini sorumluluğunu alan bir branş. Ama bizim birlikte çalıştığımız branşlar var tabii ki. Biz diyelim ki bebekte pesekino varus deformitesi gördük. Yani ayağın içe dönük ve aşağı dönük olması. Biz hemen bir ortopedistle doğmadan önce konsülte ediyoruz. Aile bu gebeliğe devam edecek mi? Edince ne gelecek başına, söz gelişi? Genellikle bizim yakın olduğumuz branşlar annenin sistemik hastalığıyla alakalı olanlar veya bebekte tespit ettiğimiz herhangi bir problemle ilgili olanlar. Dolayısıyla biz bu grubu toparlıyoruz ve biz perinatoloji konseyleri yapıyoruz. Örneğin sizin eşiniz hamile, gittiniz, doktor şunu söyledi. Bir o doktora git, sonra ona git, bir başka... Hayır, öyle yapmıyoruz. Biz o gebeyi ve eşini alıyoruz. Güncel literatür neyse onu çıkartıyoruz. Sunum yapıyoruz. Sizin durumunuz budur, budur, budur. İlgili branş, mesela genetikle ilgili bir şey var. Genetik uzmanımız orada fikirlerini söylüyor. Biz söylüyoruz ya da hangi branş varsa ilgili olan ve orada karar veriyoruz. Aile tamamen tatmin oluyor ve bunun iki yönü var. Bir, aile için doğru karar vermek için yol açıyoruz. İki, legal ya da yasal açıdan sıkıntı olmasını istiyoruz. Bununla ilgili çok yoğun çalışan konseylerden bir tanesi, örneğin büyüme geriliği olan bebekler var. Büyüme geriliği olan bebeklerde en önemli konu doğumun ne zaman yapılacağıdır. İçeride çok fazla tutarsanız hipoksiye ya da düşük oksijene maruz kalır, ölebilir ya da beyin özürlü doğar. Erken alırsanız da bu sefer erken doğuma bağlı özürlü ve spastik olabilir. Biz burada aileyi ve yakınları tamamen geniş bilgilendiriyoruz. Burada yapacağımız iş belli aslında. Biz ne zaman doğumu yapacağımızı da biliyoruz takibe göre, ama ailenin kendini ne beklediğini bilmesi açısından önemli. Veya doğuma yakın plasentanın aşağıda olduğu, ki sezaryen oranı çok artmaya başladı günümüzde. Eski sezaryenlerde plasenta gelip eski ameliyat yerine yerleşiyor. Bunlarda çok ağır kanamalar olabiliyor. Bir meslektaşımız küçük bir kasabada ya da herhangi bir yerde yeterli donanım olmadan buna sezaryen yaptığında annenin ölme riski var. Biz bunları önceden belirliyoruz. Ne zaman, hangi ekip olacak, buna göre ön planımızı ve sonrasını belirliyoruz. Yani özet olarak iki şey veriyoruz aileye ve hekimlere. Aileye doğru sağlık hizmeti verirken, hekimleri de, öyle durumlar var ki
çok başarılı olacağınız durumlar, öyle durumlar var ki bunda başarılı olamayacağınız durumlar vardır. Dolayısıyla aile açısından biz yardım ederken meslektaşlarımıza da yardım ediyoruz kendilerini korumak adına. Hocam bu şey çok benim en çok hekimlik hayatımda sıkıntı çektiğim konulardan bir tanesi bu. Kastettiğim şey, şimdi bir hastayı danışıyorsunuz. Örneğin bir genel cerrahi girişimi yapılacak veya endoskopi yapılacak. Romatizmal kapak hastası, işte mitral kapağını değiştirmişiz. Bu hastaya, hasta elinde konsültasyon kağıtları, bir gidiyor gastroenterolojiye, oradan gidiyor enfeksiyona, oradan geliyor kalp damar cerrahiye. Hasta yakını, hasta sanki hekim gibi bütün bu değişik branşların görüşlerini kendisi toplayıp nihai karar vereceğe gönderiyor. Halbuki perinatolojinin bence ülkemizde benim en azından çok hakim olmadığım, bilmediğim konusu, perinatolojinin bu anlamda demin bahsettiğiniz riskli gebelik yapan aileler için, anneler için tamamen bir doğum koçu gibi, bir koordinatör gibi sorumluluğunu alıp bir yol gösterici şeklinde birden fazla branştaki hekimlerin görüşlerini bir potada eritip işlemi yapacak, takibi yapacak hekim arkadaşa da bu anlamda yol göstermesi, ki bence bu çok büyük bir konfor, çok büyük bir ihtiyaç, ama herhalde sayının artması gerekecek. Perinatoloji eğitimi nerede alınıyor hocam? Perinatoloji eğitimi bizler kurucularız. Kurucu olarak perinatoloji uzmanlığını aldık. Geçen sene sanıyorum ilk mezunlarımızda vermeye başladık. 2012'de başlayıp 2015 içinde ilk uzmanlarımız olmaya başladı. Bunlar kadın doğum uzmanlığını bitirdikten sonra aynı TUS'da olduğu gibi yan dal sınavlarına giriyorlar. Yan dal bizim bu üniversite hastanemizde ve belli donanımı olan merkezlerde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim araştırma hastanede. Bunların kuralları var. Mesela orada en az iki perinatoloji uzmanı olacak ya da genetik merkezi olacak, erişkin ve yeni doğan yoğun bakım merkezi olacak gibi koyduğumuz kurallar var. Birlikte buna ilgili emek vermiş yine kıdemli arkadaşlarımızla beraber. Bu merkezlerde perinatoloji ihtisası veriliyor. Buraya yine ihtisası kazanıp geldikten sonra 3 yıl boyunca tekrar perinatoloji yan dal ihtisası yaptıktan sonra diploma alıyor. Diploma alıyorum. Evet. Hocam yasal olarak dediniz, bu hani bizi seyreden hekim arkadaşlarımız da var. Bu riskli gebelikler zaten adı üstünde riskli, belli riskler alınıyor. Ama bir perinatoloji uzmanının da görmüş olması yasal olarak bu arkadaşlara nasıl bir kolaylık sağlar? Şimdi basit söyleyeyim. Siz kalp damar cerrahsınız. Apendektomi yapabilir misiniz? Yaparsınız iki kere izlerseniz. Ama yapamazsınız. Hı. Yapmamanız lazım. Yaparsanız da sorumluluk alırsınız. Perinatoloji de aynı şekilde. Yani bu perinatolojiye göndermiş olmak hiçbir zaman o arkadaşımızın daha farklı bir şey olmasına neden olmayacak. Burada en çok halkımızın yanlış bilgilendirdiği bir konu var. Şimdi bize hastalığa geldiğinde ayrıntılı ultrason için geldik. Sizin ultrasonunuz çok iyi gösteriyormuş. Hayır değil, benim branşım bu. Ben nasıl hastamı, gebe hastamı kardiyoloğa gönderiyorsam steteskobu daha iyi olduğu için değil, branşı olduğu için. Dolayısıyla bunu halkımız öğrenmeye başladı. Yavaş yavaş öyle oluyor. Bunu yapan başka branşta arkadaşlarımız da var. Radyolog ya da hatta nükleer tıpçı var bunu yapan. Nükleer tıp uzmanı var. Yapabilir ama sorumluluk anlamında sıkıntı. Çünkü bu malpraktis şeyinde vardır. Siz kendi uzmanlık alanınızdaki işi yapmanız lazım. Peki ben kadın doğum hekimi olarak bu işi yapıyorum ve hastamı konsülte etmiyorum. Tamam, yapabilirim ama ileride çıkacak komplikasyonda perinatoloji uzmanına da konsülte etmeliydiniz diye bir soru çıktığında tabii ki zorluk çekecektir. Ya da en azından hiçbir hekim arkadaşımızın Allah başına vermesin. Kimse vermesin. İstemez. Vermesin. Ama bir sorun olduğu durumda her hekim malpraktisin bu kadar Türkiye'de tabii gündemde olduğu bir süreçte ya bir ikinci görüş alsaydık. Tabii. En azından sorunu yaşarsak ya ben buradan da görüş aldım. O görüşe de itibar ettim. Bu şekilde davrandım ama gene bunlar yaşandı deyip savunma yapma imkanımız olabilir. Bence bu anlamda riskli gebelik yapan, gebelik takip eden hekim arkadaşları takdir kendilerinin tabii. Ama
herhalde danışanlar daha akılcı olur. Hocam şeye gelmek istiyorum, bu tüp bebek konusuna. Şimdi siz bahsederken tabii bu jinekolojik, onkolojik kısmını, kanser vesaireyi bir branş olarak söylediniz. Perinatoloji ve üremeyi söylediniz. Peki bu tüp bebek yapıldı ve anne başarıyla gebe kaldı. Bu da bir riskli gebelik değil mi? Ondan sonra siz mi devreye giriyorsunuz, yoksa tüp bebekteki arkadaşlar devam mı ediyor? Yoksa gene bir orkestra uyumu, multidisipliner yaklaşım mı gerekiyor? Şimdi tabii bizim ülkemizde her şey yeni ilerliyor ve iyi de ilerliyor aslında, kötü değil. Tüp bebek aslında resmi bir branş değil, yan dal değil, henüz olmadı. Ama onların da sertifikasyon programları var. Mesela 6 aylık eğitim alıyor bir tüp bebek merkezinde. Sonra tüp bebek sertifikası aldıktan sonra onu yapıyor. Tüp bebek gebelikleri tüp bebek uygulaması olduğu için değil de daha çok bu kadınların daha yüksek riskli olmasından dolayı riskli gebeliktir. Şimdi biz genel popülasyona, genel gebe popülasyonuna, grubuna bakacak olursak ortalama yaşı 30'sa tüp bebeklerin ortalama yaşı 35 olabilir. İleri yaşla beraberinde hipertansiyon, diyabet, obezite gibi sistemik başka hastalıklar gibi olasılıklar vardır. Ve bunlarda işte bebekte anomali oranı biraz daha yüksek olabilir. Preterm doğum, erken doğum oranı daha yüksektir. Gerek kendinden erken doğum, gerekse bizim bebek ya anne ya da bebek için artık zararlı olacak bir durum gördüğümüz zaman erken almamız açısından daha önemli. Ama şunu soruyorsak, tüp bebekte gebe kalmış her gebeyi biz mi takip edelim? Hayır. Yok, meslektaşlarımız takip edebilir. Onlar bilirler hangi dönemde göndermeleri ve refer etmeleri gerektiğini aslında. Bu detaya bilmiyorum, girmemize gerek var mı, ama onlar zaten gönderirler. Ama bir şekilde iletişim halinde olmak gene önemli. Tabii ki. Hocam hani benim branşımla da bir şekilde ilişkili aslında, temel branşım değil ama bu ülkemizde çok sık yüksek tansiyon. Ve sizin demin bahsettiğimiz anlamda bence yüksek tansiyon, hele gizli tansiyon deniyor. Tüs tüketim oranı malum. Gebeler ve tansiyon. Gebelik ve tansiyon. Bu noktada bizi hani izleyenlere neler söylemek istersiniz? Hemen bununla ilgili şöyle söyleyeyim. İsterseniz bir parça konuyu açalım. Bebeklerde kayıp ya da problemli bebek olmayla ilgili riskler hangi durumlarda daha çok olur? 4 ana faktör vardır. 1- doğumsal anomaliler. 2- erken doğum. 3- plasenta ve maternal sebepler, yani çocuğun eşi ve anneye ait nedenler. Dördüncüsü ise doğum esnasında olacak riskler ve komplikasyonlar. Şimdi burada üçüncü sırada sizin söylediğiniz durum var. Gebelik artı hipertansiyon. Gebelikte hipertansiyon bir, sizin bahsettiğiniz kronik hipertansiyon artı gebelik. Yani o kadının daha önceden hipertansiyonu var. 2- sırf gebeliğe özgü hipertansiyon var. Gebeliğin indüklediği hipertansiyon dediğimiz preeklamsi, eklamsi diye halkımızın da gebelik zehirlenmesi diye bildiği bir hipertansiyon şekli var. Üçüncüsü, kronik hipertansiyonu olanlarda ilave preeklamsi, eklamsin eklendiği durum vardır ki en riskli durum budur. Dördüncüsü de gestasyon hipertansiyon dediğimiz sadece hipertansiyona gelip geçen. Şimdi buradan hemen şuna varmak istiyorum. Örneğin hipertansiyonu olan bir kadıncağız gebe kalacak mı, kalmayacak mı? Bununla ilgili yapılmış bir çalışmadan bahsedeyim size. Birinci trimesterde ağır hipertansiyonu olan, yani sistolik 16, diyastolik 11 ya da 12'nin üzerinde olan kadınlarda yapılan çalışma var. Bunlar normal gebelerle karşılaştırılmış. Büyük bir çalışma, Bahasibai'nin çalışması ki bu işle ilgili dünyada bir merkezdir, çok vakası olan bir kişidir. Eğer preeklamsi, eklamsi süperimpoze olmamışsa ya da eklenmemişse o gebelikte, yüksek tansiyonu olanlarla tansiyonu olmayan gebenin prognozu, seyri aynı. Yani bebek kaybı olsun vesaire, çok büyük bir fark yok. Ama preeklamsi eklenmişse o zaman anne ölümü dahil ağır komplikasyonlar var. Peki biz kimde preeklamsi gelişini önceden öngörebiliyor muyuz?
Evet, background yani önceki riskine göre çok eski hipertansiyon, eski diyabeti olması, sistemik lupus gibi vesaire gibi kolajen doku hastalığı olması, trombofililer dediğimiz bu kanda pıhtılaşmayla ilgili bildiğiniz gibi faktör 5 ile aydından tutun da antikardiyopin, antikor pozitifliği vesaire gibi. Ha bunlar önceden belirliyoruz ama onun dışında bir şey daha yapıyoruz ki o da çok önemli. 11-14 haftada ultrasonla yaptığımız Doppler ultrason ve 20-22 haftada yaptığımız ultrason. Ayrıca diğer kanda baktığımız kimi markerlarla diyoruz ki sizde gebelikte preeklampsi gelişme olasılığı yüksek. Ve 32. haftadan önce doğumunuzu yapmak zorunda olacağımız gruptan olacaksınız. Buna göre önceden tedbir almak ve takibini ona göre belirlemek mümkün olabiliyor. Yani kısacası gebelik artı hipertansiyon hem gebelik aslında 20 yaşındaki bir hanımın da ağır hipertansiyonu ve preeklampsi eklampsi geçirme riski vardır. Hatta bu karşı karşıya at başıdır. Gebelikte anne ölümünün birinci nedeni kanama ya da gebelik hipertansiyondur ki bunun önceden takibi ve komplikasyon oranını azaltmak mümkün. Son bir örnek söyleyeyim bununla ilgili. Preeklampsi gebelikte tansiyon, ödem ve idrarda proteinli olan bir durum. Eklampsi ise buna koma ve nöbetlerin eklenmesi ki anne ölümlerinin en çok neden olan durumdur. Eklampsi görünme sıklığı bir toplumda 3500 doğumda birken sosyoekonomik düzey yüksek toplumda diğer toplumda 150 doğumda birdir. Bakın aynı hastalık o da gebe o da gebe. Dolayısıyla prenatal bakım ve gebelik öncesi alınacak tedbirleri gebelik seyri döneminde biz evet gebelikte hipertansiyon çıkmasını engelleyemiyoruz belki ama anne ve bebek açısından seyri iyi hale getirebiliyoruz. Eklampsi görünme oranı 150'de birden 3500'de bire inebiliyor. Hocam benim kendi ki ben o zaman üniversite hastanesinde çalışıyordum kalp damar cerrahı olarak. Adam doğumda işte eklemsiden ilk bebeğini kaybetti. Ya. Ve günlerce yoğun bakımda kaldı. Çok şükür daha sonra sağlıklı bir çocuğu oldu ama bu tansiyon meselesini ayrıca bir önemli açmamın sebebi çoğu tansiyonu gebeler bilmiyor. Kesinlikle. Sinsi olduğu için ve her seferinde de kontrole gittiğinde genelde hekimler hepimiz o kadar meşgul oluyoruz ki bir tansiyon ölçtüğümüzde böyle sınırda bir tansiyon gördüğümüz zaman ya işte kalktı geldi buraya bir de doktora geliyorum diye biraz da heyecan yaptı. Hı-hı. Hani meşhur bizim beyaz önlük şeyimiz var ya tansiyonum oydu buydu filan bu çok gözden kaçabiliyor. Ama şey demek ki önemli. Bakın branşınızın önemi bir daha ortaya çıkıyor. Hı-hı. Bu konuda perinatoloji. Hı-hı. Demek ki hakikaten bu ultrason takipleri sırasında plasentadan ve basit idrar tahliliyle bir proteinüriden belki bu işin farkına varma imkanı oluyor demek ki ama çoğu zaman dediğim gibi yoğunluktan o tansiyonun sınırda yüksekliği gözden kaçabiliyor. Ama önemli bir konu. Onu da hani konuşmadan sizi yakalamışken geçmek istemedim. Burada hemen şunu söyleyeyim. Aslında tansiyon çıkmadan önce biz bu hastanın tansiyon çıkacağını öngörebiliyoruz. Yani bunun nedeni daha detaylı bilgi belki ama ta plasentanın rahime yerleşme anındaki patolojiden kaynaklanıyor aslında bu. Yani dolayısıyla çok daha erken bunu bilmek mümkün. Evet. Yani bu evet. Peki hocam şeyle ilgili hani siz demin bahsettiniz doğum anomalileri, erken doğum, plasenta ve maternal sebepler ve doğum sırasında olan komplikasyonlar. Bunları bahsettiniz. Şunu merak ediyorum. Bu sezaryen ne? Normal doğum bebek açısından veya anne açısından yani geniş bir soru olacak belki ama bu ara moda oldu. Mesela bizde de kardeş çok ben de Adanalıyım. Güneyliyim. En son bir küçük kız kardeşim doğum yaptı. Mesela o moda mı trend mi nedir bilmiyorum artık. İlle ben şey yapacağım. Normal doğum yapacağım dedi. Yaptı çok şükür. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Nasıl karar verelim? Tabii takip eden iki arkadaşa saygı duymakla beraber sizin görüşünüz nedir? Türkiye'de sezaryen oranı çok arttı son
12-13 senede. Bunun farklı nedenleri var ve ben açık konuşmayı severim. Çok artmasının en önemli nedenlerden bir tanesi efendim. Siz takip ediyorsunuz bir gebeyi ve gebe doğumunda sizin olmanızı istiyor. Ve siz 24 saat hastanede değilsiniz. Ve işin içinde bir de performans var. O zaman bu doğumu gündüz saatlerinde, sizin çalıştığınız saatlerde yaparsanız planlı doğum olması gerekiyor. Çünkü normal doğum için ağrıların başlaması lazım, öyle değil mi? Bu yanlış bir uygulama. Yani hekimlikte performans uygulaması doğru bir uygulama değil. Bir. İkincisi, özellikle anne adaylarına söylemek istiyorum. Mutlaka takip eden doktorunuzun sizin doğumunuzu yaptırması gerekmiyor. Herkes doğum bilgisini biliyor ve yapabilir. Yani bugün gelişmiş ülkelerde çoğu kez doğumlar zaten ebeler falan da yapıyor aslında. Eğer yükseklisi değilse. Fakat o ebeler hangi durumda danışacağını biliyor. Türkiye'de sezen oranını patlatan en önemli faktörlerden biri bu. Bir. İkincisi, çünkü öncelikle normal doğum tabii ki. Her zaman için bu böyle. İkinci faktör doğum ağrısı. Yani doğum ağrısını yaşamak istemiyor gençlerimiz, kızlarımız 21 yaşında, 25 yaşında. Çok kuvvetli ağrı tabii ki. Ne yapmamız lazım? Herkese epidural doğum, yani ağrısız doğum diye halk arasında bilinen. Peki yeterli mi anestezi sayımız? Hayır, değil. Bir diğer faktör, efendim ileride problem olsa da ondan sonra bu acaba doğumdan mı oldu? Eğer vaktimiz varsa küçük bir şey söyleyeyim. Evet. Yıllar önce hastaneden tam evime giderken bir kadıncağızla karşılaştık. Beni dedi tanıdınız mı filan. Tabii tanımadım ama buyurun efendim. Siz dedi benim doğumumu yanmıştınız. Evet. Oğlum üniversite sınavına girdi bu sene. Başarısız oldu. Hatırlıyor musunuz doğumda bir şey olmuş muydu diye sordu. Şimdi tabii her şey, yani üniversite sınavına girip başarısız olan çok var da. Ama tersi de oldu, onu söyleyeyim. Geçen sene ilk 35. mi ne olmuş. O da doğumunu siz yaptığınız için bu kadar başarılı oldu diye dedi. Yani sonuç olarak doğum yapıyorsanız ve normal doğum yapıyorsanız ömür boyu sorumluluğunu alıyorsunuz. Evet. İki yönü var bunun. Bir anne yönünden, bir de doktor yönünden. Eğer doktor, ki normal doğumda çok daha fazla emek harcıyoruz. 8 saat, 12 saat. Sezen yarım saatte yapıyorsunuz. Ondan sonra aile diyor bir de ameliyat yaptınız hocam, çok teşekkür ederiz filan. Yani aslında basit cümle. Sezeryan anne ya da bebek sağlığı ile ilgili normalin dışında gelişen bir durum olduğunda uyguladığımız bir cerrahi müdahale. Normal doğum ise her şey yoluna gidiyorsa fizyolojik bir olay. Ama şu da yok. Efendim anne adayı normal doğumdan korkuyor bir şekilde. Bir şey duydu ya da şu oldu. Onun için büyük bir travma olacak ömür boyu. Onun da sezaryen olma hakkı olmalı. Yani emirle değil de biz herkese normal doğum değil. Tabii ki kesinlikle her şey yoluna gittiği söze öncelikle normal doğum. Evet. Ben şey de biraz garip geliyor hocam doğrusu. Şimdi demin bahsettiniz. Bu kararı herhalde hekim vermeli. Eğer kesinlikle. Siz... artık canınızın parçası evladınızı 9 ay boyunca emanet ediyorsanız bir hekime, onun kararına da güvenmek durumundasınız. Hı-hı. Yani onun dışında efendim şu sahikle bu sahikle onu yaptı, o yüzden karar verdi, böyle karar verdi. O zaman niye güvendin 9 ay? Yani böyle bir zafiyet içerisinde hastası için en iyiye karar verecek dirayette, ahlak yapısında olmadığını düşünüyorsanız, ki o sahikle bunun kararına hürmet etmiyorsunuz demektir. Niye emanet ettiniz? Dolayısıyla burada belki doğru olan şey, bu kararı vermesi gereken şey, siz çok güzel söylediniz, bunun bir işte iki satır yazıp şudur budur demekten ziyade hekimin kararında tabii ki hekime karar vermede yol gösterici bilimsel kılavuzların desteğiyle hekime bırakmak belki en doğru karar. Hocam bir de şey, bizim bu hani gene perinatolojiyi konuşurken hep anne sağlığı, belki programın ikinci kısmında daha çok bebeklerle ilgili kısmını konuşacağız ama anne sağlığı açısından bizim en çok hekim arkadaşlarım, ben de acil nöbetlerine de gidiyorum, geliyorum. Nöbetçi şef olarak da bazen gözlüyorum. Özellikle bu ilaç tedavisi bir üst solunum yolu enfeksiyonuyla geliyor.
veya bir gastroenteritle geliyor veya bir mide yanmasıyla geliyor. Efendim bu çocuğa dokunur muydu, dokunmaz mıydı? Hani gebe bir hasta dendiği zaman büyük çoğunluk en azından, yani aslında ikiye ayrılıyor belki daha doğrusu. Bir kısmı çok liberal ama bir kısmı da çok şey yapıyor. Bu noktada gebelik ve ilaç kullanımı diyelim. Kılavuzlarda yazanlara itimat edelim mi, nasıl davranalım? Hani hekim arkadaşlar veya aileler bu konuda biliyorsunuz antibiyotik kullanımı o kadar rahat ki leblebi gibi antibiyotik alıyoruz biz hekime de danışmadan. Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bu işin iki yönü var. Bir, gebeyken hiçbir ilaç kullanmayacağım, bebeğim için zararlı olacak diye ısrarla ilaç almak istemeyen anne adayları var ki geçen sene üzücü bir olay oldu. İlaç kullanmadığı için kaybettiğimiz bir annemiz oldu. Basında çıktı, belki duydunuz. İki, doktor tarafından da ben ilaç verirsem sonra sorumlusu olur muyum diye. Burada olay şöyle, aile diyor ki efendim bu ilacı bana verdiniz, zararı olur mu olmaz mı? Hani böyle bir soruya cevap vermek mümkün değil. Neden? Çünkü ilaçlar bildiğiniz gibi faz 3 çalışmalarında gönüllü gruplarda çalışılır. Faz 3 A, B çalışmaları. Bu dönemde biz gönüllü anne olsa bile biz gebelerde ilacı kullanıp sonrasında ne olacak diye bir araştırma yapmamız zaten mümkün değil. Ama hayvan deneyleri var elimizde. Laboratuvarda yapılmış çalışmalar var. Ve bilmeden kullandıkları var. Dolayısıyla buna göre biz gebelikte ilaç kullanımını 5 kategoriye ayırıyoruz. A, B, C, D ve X kategori. A, şu ana kadar ne hayvan deneylerinde ne de insanlarda hiçbir zararı gösterilmemiş. Örneğin vitamin, C vitamini. B grubu ki antibiyotiklerin çoğu buradadır. İnsanlarda şimdiye kadar hiç vaka raporu yok ama hayvanlarda tek tük vaka raporu. C ise hayvanlarda vaka raporundan öte biraz daha fazla risk var. İnsanlarda sadece vaka raporu demek şu. Ha, oldu mu hemen bunu dergiye yazıyorsun. Ya yani böyle ilginç falan. Yani orada sık olan bir şey değil. D grubu ise riskli olduğu bilinen ilaçlardır. X ise elimizde yeterli bilgi ya da data ya da veri olmayanlardır. Ben hemen meslektaşlarıma söyleyeyim. Mesela bir ilaç kullandınız. Aspirin. Etken maddesine asetil salisilik asit. Artık internette çok güzel yerler var. Asetil salisilik asit gebelikte kategorisi nedir diye sorarsanız hemen size diyor ki C kategorisi. Söz gelişi. C kategorisini siz hani anlatıyorsunuz. İşte şudur, budur. Şimdiye kadar gösterilmiş bir şey yok. Ona göre ailenin onayını alarak kullanıyoruz. Yani bu şöyle olmamalı. Yani benim içime doğdu. Ya en iyisi hiç alma filan. Hayır. Şimdi hastanız zatüre olmuş. Vereceğiz antibiyotik. Biz bunu daha ötesinde yapıyoruz. Mesela HIV'de. HIV'de biz antiviral tedavi ülkemizde çok yok ama tedavi veriyoruz ve şu ana kadar biz daha önce korktuğumuz D grubu dediğimiz yaşlarda antiviral tedavide sorun olmadı. Dolayısıyla burada temel olarak ailenin onayını almak, aileyi bilgilendirmek ön plandadır. Gerçekten endikasyon varsa da ona göre tedavimizi vereceğiz. Ama bunu da yine aynı şekilde birlikte yapmak lazım. Hani hastamızın önemli bir hastalığı var, bu ilacı kullanacak. İki kişi bir araya gelebilir ve biz bunu verebiliriz. Ama hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bize en çok gebeliğini bile bile ilaç kullanandan ziyade gebe olduğunu bilmeden ilaç kullanmışlar geliyor. O da şöyle oluyor. Mesela bu meslektaşlarımız için de bu önemli. Kanda gebelik testi yapıyor mesela. Negatif. İdrarda yapıyor. O zaman hamile diye ilaç veriyor. Halbuki bir kadın adetinin ikinci yarısına 28 günlük siklus ya. İkinci 14 günde etkili korunma uygulamıyorsa potansiyel olarak hamiledir hepsi. Ve gebelik tüpteyken kanda dahi yapsanız gebelik testini çıkmaz. Günü geçmeden. Dolayısıyla lütfen meslektaşlarımız ilaç verirken reproduktif yani üreme çağındaki bir kadına adet tarihini mutlaka sorsun. Ne zaman olduğunu. Eğer çok önemli bir tedavi yoksa beklesin adet gördükten sonra. Çünkü kanda da gebeliği tespit edemeyeceğimiz bir dönem bu. Ve en çok bize hastalarımız işte ürünel enfeksiyon diye. Mesela gebe sık idrara çıkmaya başlıyor. İdrar örneği alınıyor. İdrar örneği tabii ki lokosit sık oluyor vajinal florada gebede.
Hem ürünler dezenfeksiyon tedavisi, bazen de yüksek riskli ilaç verilmiş olabiliyor. Dolayısıyla hem anneler adayları hem de meslektaşlarımız şunu bilecekler, adetin ikinci yarısında etkili korunma uygulamıyorsa potansiyel olarak gebedir. Ama onun dışında ilaç vermemiz gerekiyorsa riske girip bazen vermemiz de gerekebiliyor anne sağlığı Hocam açısından. Çok önemli bu yaptığınız uyarı. Ben de hani siz söylerken düşünüyorum. Hakikaten bir kan tahlilinde işte beta HCG'ye baktık, idrar tahlilinde baktık. Negatif geldi. Sen gebe değilsin. Hafif böyle bir karın ağrısı var. Hadi bir ayakta boş batın grafisi tabii, göreyim. Bir röntgen göreyim. Tabii. Veya işte başım ağrıdı. Ya acaba altından bir şey çıkmasın. Bir beyin tomografisi göreyim. Tabii. İşte 15 gün sonra çocuk gebe. Allah korusun. Mutlaka üreme çağında son adet tarihini herhalde sormakta fayda var. Bu çok önemli. Hocam son kısa bir ara vereceğim ama aradan önce ben şeyi de konuşmak istiyorum. Bir perinatolog olarak sonuçta doğum bir süreç. Ve bu sürecin sonunda hayırlısıysa bir evladımız olacak ama anne normal sağlığına ve hayatına devam edecek. Anneler, anne adayları doğum süresince doğuma çok konsantre olup çok fazla bunu düşünüp doğumdan sonraki hayatlarını planlama noktasında çoğu zaman kendilerini ihmal ediyorlar. Buna doğum sonrası kilodan tutun da doğuma bağlı yaşanan bir sürü komplikasyonlara kadar. Perinatoloji bu noktada anne adaylarına doğum sonrası onları bekleyen sağlıklı uzun bir hayat için neler öneriyor? Tabii bu bizim düzeyimizde bir konu değil. Perinatoloji normal bir hani sağlık profesyonelinin de yapacağı bir şey ama bu konu son derece önemli. Gerçekten çok önemli. Bir doğum yaptıktan sonra mutlaka ki şişman kalmak en büyük dertlerden bir tanesi. Şu çok hiç unutulmasın. Bir gebe kadın ne kadar çok yemek yiyor ve ne kadar çok kilo alıyorsa bebeğin büyümesi de bununla orantılı değildir. Örneğin gebelikte ideal kilo alımı nedir? 10 ila 12 kilo. Ama 80 kiloyla gebeliğe başlayan bir anneyle 45 kiloda başlayan aynı kilo almasını beklemiyoruz. 45 kilo başlayan bir kişi 15-20 kiloya kadar alabilirken 80 kilo başlayıp hiç kilo almadan da doğumu bitirebilir. Bu çok önemli. Dolayısıyla beslenmesinin bir profesyonel tarafından belirlenmesi çok önemli. Beslenme şeklinin detayına girmeye gerek yok ama şunu söylemek lazım gebelerde. Yüksek proteinli beslenmek ve ara öğün almak. Ve en önemlisi bir diğer şey de gebe kaldığında hiç hareket etme. Düşük yaparsın ya da erken. Hayır, gebelik fizyolojik olay. Tam tersine başkaca bir komplikasyon yoksa gebelikte olabilecek, istirahate yönetmemiz gerekecek bir şey yoksa anne adaylar hep aktif olmalı. Doğumdan sonraki dediğiniz olay da şöyle. Mesela süt olması için çok şekerli yedirme bir gelenektir. Bildiğiniz gibi gerçek süt 48-72 saat sonra gelir. Bebek doğduğunda süt yok. Normalde ağız vardır ya kolostrum. İşte süt yok, bebek doymadı. Hemen anneanne bir şekerli yedirir. Üçüncü günde süt geliyor zaten. İşte bak yedin nasıl süt geldi. Yazık anne adayları hep öyle. Kilo. Ve anne adayları hakikaten anne olduktan sonra tabii de yine kilo almaya mahkum. Yine çocuk için hayır. Çocuk yapmak da, büyütmek de insanların içgüdüsel olarak bildikleri şeyler. Kendilerini ima etmelerine gerek yok. Gerek yok, evet. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Evet sevgili seyirciler, Uzman Reçetesi'nde bu hafta Profesör Doktor Ali Ergün'le, ki kendisi perinatoloji uzmanı, doğum bilimi, gebelik bilimi uzmanı konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde anne adayları diyelim, anne adayları ve sağlığı konuştuk. İkinci bölümde gebeliğin, tabii doğumun bir başka esas unsuru olan çocuğun sağlığını konuşacağız kısa bir aradan sonra. Merhaba, Uzman Reçetesi'nin bu haftaki programında Profesör Doktor Ali Ergün'le perinatoloji uzmanı doğumu, sağlıklı doğumu konuşuyoruz. Doğumda yaşanabilecek problemleri ve bunların tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Programı yeni açar, yeni bizlere misafir olan izleyicilerimiz için toparlamak gerekirse programımızın ilk bölümünde daha çok Ali Ergün hocamla beraber anne sağlığı üzerinde konuştuk. Riskli gebeliklerden bahsettik. Yüksek tansiyondan bahsettik.
acil servislerde, aile hekimliklerinde görev yapan hekim arkadaşlarıyla arkadaşlarımıza değerli hocamızın verdiği uyarılar, mesajlar vardı. Onları konuştuk. Programımızın bu bölümünde Ali Ergün hocamla beraber, artık doğru tabirimi bilmiyorum hocam, biraz da bebeği konuşalım. Bütün bu gürültünün, patırtının sebebi aslında o muhteşem varlığın, bebeğin doğması. Evet hocam, biz perinatologlar veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanları açısından gebe takibinde bebek. Nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl takip yapıyoruz hocam? Bazı deyimler vardır, hakikaten çok önemli. Mesela ne derler hamile olunca? Eli ayağı düzgün olsun. Yani eli ayağı düzgün olması demek bebeğin sağlıklı olması, canlı ve sağlıklı bebek olması. Bu çok önemli. Bununla ilgili yapılacaklar nelerdir? Neler yapabiliyoruz? Günümüzde neler var? Aslında bebek aslında bir birey. Yani bebek de bir fetus as a patient diye bahsettiğimiz, bebek de bir hasta. Onun da şikayetleri var. Onun da teşhis edilecek hastalıkları var. Onun da tedavisi var. Şimdi biz bebekle ilgili, fetal tıp dediğimiz bebek bilimiyle ilgili şöyle bir şey yok. Yani biz perinatoloji uzmanına gideceğiz, o özür var mı yok mu söyleyecek, varsa o bebeği yakalayıp öldüreceğiz. Hayır, öyle bir şey değil bizim yaptığımız iş. Tabii annenin gebeliğe hazırlanması, az önce bahsettik ama. Şimdi doğumsal hastalıklar, binlerce çeşit doğumsal hastalıklar. Bu hastalıkları biz kendi arasında gruplara ayırabiliriz. Örneğin yaşamla bağdaşmayan hastalıklar vardır. Örneğin anensefali dediğimiz, bebeğin beyninin hiç gelişmemesi. Bu bebeğin yaşama şansı hiç yok. Kesin ölümcül. Veya ömür boyu sakat olabilecek bebekler vardır. Kendi kendinin bakımını yapamayacak düzeyde. Bu bebeklerin büyük bölümü anne karnında ölebilir ya da doğduktan sonra ölebilir. Mesela trizomi 13-18 gibi. Bir bölümü vardır ki mesela en çok konuştuğumuz Down sendromu. Down sendromu bebeklerde de IQ hepsinin 60'ın altında IQ'su olan, yüksek sorunları olan, sevimli böyle çekik gözlü bebeklerdir filan. Bunlar çocuklardır. Yani 55 yaşında Down sendromu pek görmezsiniz. Çünkü bunlar, başka sorunlar da var. Erken dönemde ne yazık ki hayatlarını kaybederler. Üçte biri de anne karnında kaybeder. Bunlar yaşaması mümkün olmayan ya da yaşarsa ömür boyu sorunlu olacaklar vardır. Onun dışında anne karnında tedavisi mümkün olanlar vardır. Anne karnında tedavisi mümkün olana örnek verelim. Örneğin idrar torbasında idrar birikiyor ya, oradan tekrar dışarı çıkacağı yerde, üretra dediğimiz yerde, mesaneden idrar torbasına idrarı çıkartan boruda küçük bir valve oluyor. Küçük bir şey kapatıyor boruyu. Tıkadığında ne oluyor? Mesaneden idrar boşalamaya için mesane şişiyor. Sonra idrar yolları, sonra böbrekler. Ve bu böbrekler fonksiyonunu kaybediyor anne karnındayken. Dolayısıyla o bebek doğduğunda direkt diyaliz adayı ya da transplant adayı oluyor. Ve çoğu kere İdrar da çıkartamadığı için bebekler, anne karnında akciğerleri de gelişmiyor ve kaybediyoruz. Biz böyle bir bebekte ne yapıyoruz? Ultrason eşliğinde idrar torbasına takacağımız küçücük bir boruyla çişini karın duvarından yapmasını sağlıyoruz. Doğduğunda ise küçük bir cerrahi müdahaleyle o üretradaki, idrar yolundaki küçük et parçasını alabiliyoruz mesela. Ama zamanında bize gelmişse, böbrek fonksiyonlarını kaybetmemişse. Bir başka hastalık vardır ki, bu hastalıkta doğduğunda hemen müdahale etmek gerekebilir. Sizin branşınızda yakın olan bir şey söyleyeyim. Mesela ben ne gördüm bebekte? Ritim bozukluğu gördüm. Ya da AV blok gördüm bebekte. Eğer başında bir pediatrik kardiyolog olursa doğumda, hemen ona göre müdahale edecek. Ben diyorum ki pediatrik kardiyolog, böyle bir bebek doğacak. Bunu siz bileceksiniz. Ve bu saatte de işte doğumdan önce geliyor. O da setup'ını hazırlıyor ve bebek doğar doğmaz o kıymetli zamanı kaybetmiyoruz. Veya başka bir durum vardır ki yine anne karnında tedavi edebileceğimiz. Mesela kan uyuşmazlığı vakaları var. Kan uyuşmazlığı oldu. Bebek efendim anne karnında kansızlıktan ölüyor bunda. Biz
Ultrason eşliğinde görerek bebeğe kan nakli yapabiliyoruz ve bebek yaşayabiliyor. Veya yine bir idrar yolunda diyelim, yine aynı örnek vereyim, reflü var. Gerisin geri böbreğine doğru idrarın kaçtığı bir durumdur. Bunu biz anne karnındayken böbrekte genişlemeyle görebiliyoruz ve bu bebek 5 günlük olduğunda bunun gerçekten böyle bir reflü mü yoksa basit bir şey mi olduğunu anlayabiliyoruz. Eğer bunun tanısı konmazsa bebek 5 yaşına geliyor. Arada bir nezle, grip vesaire gibi tedaviler görmüş antibiyotik. Halbuki tekrarlayan üriner sistem atakları, enfeksiyon atakları bunlar. Bakıyorsunuz bebek böbreği hidronefroz olmuş, nefrektomiye gidebiliyor. Halbuki biz bunu 16 haftayken, 20 haftayken, 22 haftayken görebiliyoruz. Dolayısıyla biz anne karnındaki bebeklere ait patolojiyi tespit etmekteki maksadımız, bu çok speküle ediliyor. Son zamanlarda özellikle speküle ediliyor. Bunlar işte efendim özürlü bebekte hayat hakkı tanımıyor. Bunları öldürmek niyeti. Hayır, öyle bir şey yok. Burada bizim yaptığımız bebeği de bir birey olarak düşünmek. Mesela bebekte taşikardi var. İntrauterin biz dijitalize ederek anneyi veya intrauterin flekanoid vererek bebeğin taşiaritmisini tedavi edebiliyoruz gibi. Dolayısıyla anne karnında tedavi mümkün. Diğer konuya gelince, fetal anomaliler, bebeğin anomalisi hayatla bağdaşmayacak bir anomali. Mesela yine Down sendromunu alalım, en çok görülen. Down sendromuna ile ilgili tarama testleri, cinayet testleri, işte iğne batırıp sıvı alınıyor, cinayet vesaire ya da bebeği öldürmek. Burada olay şu. Ben hastamı takip ederken ki gelişmiş ülkelerde de bu böyledir. Aileye baştan şunu soruyorsunuz bu tip testleri yapmadan önce. Efendim her gebe kadının özürlü bebek doğu sahibi olma riski vardır. Ne kadardır bu? %2,5. Aşağı yukarı 40 bebekten bir tanesi doğumsal hastalıklı, majör hastalıklı doğma potansiyeline sahiptir. Bu herkesin geçerli. Ailede işte akrabalık varsa risk artar, ilaç kullanımı ya da farklı durumlar varsa artar ama başlangıç olarak herkesin böyle bir riski var. Şimdi burada biz diyelim ki ikili test, tarama testi yapacağız ya da ayrıntılı muayene yapacağız. Ki ayrıntılı muayenede sadece bebeğin anomalisi değil de başka şeyler de bakıyoruz ama anomali anlamında diyoruz ki aileye biz şu kan testini yapacağız. Kan testini aldığımızda çıkacak rakama göre tanı testine gideceğiz. Yani sıvı alma testi ya da vesaire. Tanı testine göre eğer bebeğinizde özür bulursak, örneğin Down sendromu, böyle bir bebeğin tedavisi ne anne karnında var ne de doğduktan sonra var. O zaman iki seçenek var. Ya böyle bir bebeği isteyeceksiniz ya da istemeyeceksiniz. Aile diyor ki efendim biz nasıl olursa olsun öyle bir bebeğimizi isteyeceğiz. O zaman daha fazla teste gerek yok. Ailenin kararı çok önemli. Bebeğin kararı önemli. Yani bu tip durumlarda biz gebeliği termine edip etmemeye karar verirken bebeğin yerine düşünürüz. Bebeğin hakları vardır. Bebek ben olsam ne yapardım? Ve burada ailenin hakları da çok önemli. Dolayısıyla biz hiçbir zaman biz ailelere bu bebeği illa alacaksın, bunu biz öldüreceğiz filan demiyoruz. Ve İngiltere'de yapılan çalışmada, Fetal Medicine Foundation yaptığı çalışmada prenatal tarama testini istememe oranı %30. 10 aileden 3'ü ben istemiyorum diyor. Bebeğim ne olsa da ben onu isteyeceğim. Dolayısıyla özet geçmek gerekirse, pardon, bebekle bir birey, aileyle bütünleşmiş bir birey. Bebeğin hastalıkları var, anne karnında bebeği tedavi edebileceğiz. Ha, aklıma iki geldi. Mesela toksoplazma. Toksoplazmadan gebelik sonlandırmaları çok olur. Duymuşsunuzdur. Toksoplazmanın anne karnında tedavisi mümkün. Ve sağlam bebek sahibi olmak da mümkün. Toksoplazma pozitif olan 1000 vakadan sadece bir tane gebeliği sonlandırma oranı vardır. Biliyor muydunuz? Evet. 1000 taneden sadece bir tane. Sonuç olarak biz burada daha sağlıklı ve yaşayan canlı bebek sahibi olması için riskleri azaltmakla görevliyiz. Hocam tabii hani bir ön yargıyı, bir kabul cümlesini yıkmak, değiştirmek belki dünyadaki en zor iş. Ve öyle bir fikir vardı ki bebekle bir hasta, bebekle bir birey
anne karnında, o da bir hasta ve onun hayatıyla ilgili, onun geleceğiyle ilgili, onun sağlığıyla ilgili tek söz sahibi olan kişi anne baba olmamalı. Hekim olarak bizler de bu anlamda yapabileceğimiz neler var, bunları görüp anlamalı ve anne babaya en azından bu noktadaki kararların olduğuna yardımcı olabilecek veriler sunabilmeliyiz diyorsunuz ve bu çok önemli bir yaklaşım hocam. Tabii. Şöyle bir problemimiz daha var. Yani genelde diyoruz ki biz bu üçlü taramayı yaptırdık, tamamdır, bir sıkıntımız yok. Üçlü tarama halbuki herhalde bir... Tarama testi. Tarama. Tabii tanı testini yapalım mı yapmayalım mı diye. Orada işte penetrojin rolü çok var. Biz burada sadece bir kan testi değil. Kan testi ultrasonla kombine edilen, ultrason bu böyle kombine edilen bir şeydir. Mesela Down sendromu ile ilgili tarı oranında en önemli faktör ultrasondur. Halk arasında mesela ense kalınlığı artık çok iyi öğrenilmeye başladı. Evet. Ense kalınlığı Türkiye'de ilk bulduklarında benimdir, ilginç onu söyleyeyim size. 98 yılında Profesör Nikolaidis'in yanında çalışıp gelmiştim. İlk hasta da benim eşimdir. Trizomi 13 çıktı ve biz o gebelikte devam etmedik mesela. Benim şimdi 3 tane sağlıklı çocuğum var. Burada şunu demek istiyorum. Ultrason komponenti çok önemli. Ve ultrason artı kan testinin kombinasyonu şeklinde yapılıyor. Evet hocam, şeyi merak ettim. Bu genelde özellikle bu doğumsal anomaliler konusunda anne babalar biraz kendini suçlu hissediyor mu? Nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi tabii ve benim... Burada nasıl bir mesaj vermeliyiz? Benim çalıştığım aile, genellikle benim daha önce çalıştığım hastanede de genellikle orta ve üst düzey, hani eğitim seviyesi daha üst düzey kişilerdi. Ama şunu biliyorum ki, perifere de gidiyoruz biz zaman zaman, toplantılar yapıyoruz filan. O dediğiniz çok önemli. Yani o kadıncağız bir suçlanıyor hakikaten. Yani bir yanlış mı yaptım, bir günah mı işledim? Hayır, onlarla bir ilgisi yok tabii, kesinlikle. Burada daha çok gelişimsel seyirle ilgili bir şeydir. Anne babanın kendisini çok suçlayacağı bir konu yok açıkçası. Yani burada isterseniz bir ayrı parantez. Kendimizi suçlamayalım ama sigara içiyorsak da sigarayı en azından o konuyu da burada Ali tabii. Hoca sizin bir suçunuz yok dedi. Tamam, ben sigaraya devam edeyim. Benim kusurum değilmiş demeyelim. Hı. Yeri gelmişken sigara konusunu bir kere daha anne adaylarına hatırlatmış olalım. Hocam şeyi çok soruyorlar mı size hakikaten? Bu demin söylediğiniz ya, eli ayağı düzgün olsun. Ben çok etrafımda gördüm, hemen parmakları tamam mı diyorlar. Evet. Böyle bir şey var mı hocam hakikaten? En çok dava edilen konulardan bir tanesi el ve ayak yokluğudur. Yani kalbi ve beyin özüründen ziyade odur. İkincisi de genital sistem anomalileridir. Çok ilginç. Bizim ülkemizde çok, yurt dışında da bu böyle. Dolayısıyla eli ayağına bakmak çok önemli. Parmaklarını falan tabii mutlaka bir sayınca bir mutlu oluyorlar hakikaten. Dediğiniz doğru. Eli ayağı düzgün olsunun yanlış yorumlanması tabii. Evet. Ali hocam çok teşekkür ederiz. Tabii konu çok ama programımızın süresi maalesef doldu. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sevgili seyirciler, bu hafta Profesör Doktor Ali Ergün'le perinatoloji uzmanımız gebeyi, anne adayını, gebeliği, çocuğu konuştuk. Belki bu programın akılda kalması gereken en önemli mesajı bebeğin de bir hasta olduğu yaklaşımı ve aslında anne karnındayken ön yargılarımızın aksine tedavi edebileceğimiz pek çok hastalığın, çocuk daha annenin karnındayken tedavi edebileceğimiz pek çok hastalığın olduğu, yeter ki perinatoloji veya bu konuya hakim uzman kadın doğumcu arkadaşların takibi altında olun ve bu patoloji, problem erken tespit edilsin. Allah herkese sağlıklı, sıhhatli, hayırlı evlatlar nasip etsin diyelim. Programımızı böyle kapatalım. Önümüzdeki hafta bir başka uzman reçetesinde buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın, mutlu kalın diyorum.